arkadaşlar 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. 1. sorumuz beden dili, duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, beden duruşu, el, kol ve baş hareketleri ve benzerle yollarla anlatıldığı iletişim biçimidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beden dili ile ilgili bir ifade kullanılmamıştır? A. Biriyle karşılaşınca gülümsemek. Evet bakın burada gülümsemek. Yüz ifademizle beden dilimizde bir şey anlatmış oluyoruz. Ve konuşma sırasında sürekli esnemek, bakın yine sıkıldığımızın bir ifadesidir. Yaramazlık yapan çocuğa sert bakmak, yine bu da düşüncemizi, duygumuzu böyle bakışlarla anlatmak. Tartışılan arkadaş ile görüşmeyi kesmek. Burada arkadaşlar görüşmeyi kesmek beden dili değil. İletişimi onunla kesiyoruz. O yüzden alakası yok. Cevabımız D şıkkı. 2. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi coğrafi konumunun sağladığı avantaj ile açıklanabilir? A) Ahilerin desteğini alması, coğrafi ile alakası yok. İskan politikası uygulaması, yine coğrafi değil. Yöneticilerin başarılı ve yetenekli olması, bakın yine bu da coğrafi konumla alakalı değil. D) İç karışıklık içinde olan Bizans sınırında kurulması, evet bakın bu Bizans sınırında kurulmuş. Bu coğrafi konumla alakalı cevabımız D şıkkı. 3. Osmanlı Devleti seferlerini çoğunlukla batı yönünde yapmıştır. Kazanmış olduğu zaferlerin çoğunu Bizans ve Haçlılara karşı elde etmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden biri İslam'ı yaymak olmuştur. Bu bilgide Osmanlı Devleti'nin hangi fetih siyasetine değinilmiştir? Millet sistemi hayır, İskan politikası hayır, İstimalit hayır, Gazze ve Cihatanlık arkadaşlar bu zaten İslam'ın yayılması için yapılıyor. Cevabımız D şıkkı. 4. Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki insanların yaşamlarını kaleme almışlar. Yazdıkları kitaplarda Osmanlı devletini tanıtmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların bahsettiği Osmanlı kültürüne ait bir özellik değildir? A. Türklerin kahve içme alışkanlıkları. Evet Türk kahvesi arkadaşlar bize özgü bir şeydir. Konuksever olmaları evet bu konuda çok iyiyiz. Halı kilim gibi el sanatlı ile uğraşmaları evet bunda da iyiyiz. D şıkkı opare ve bale sanatlarını ortaya çıkarmaları bu Avrupa ülkelerine ait arkadaşlar. Bizlere değil o yüzden cevabımız D şıkkı. 5. 18. yüzyıl ve sonrasında Osmanlı Devleti'nde yapılan bazı yenilikler şunlardır. Lale devrinde Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerinde geçici elçilikler kurulmuştur. 3. Selim döneminde de Londra, Paris, Viyana gibi Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır. Osmanlı Devleti'nde yapılan bu yeniliklerin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mevcut sınırlarını genişletmek. Hayır bakın burada elçiliklerden bahsediliyor. Türk kültürünü yaygınlaştırmak. Hayır. Ekonomik kalkınmayı sağlamak. Hayır. Arkadaşlar bu elçilikler sayesinde Avrupa'daki gelişmeler takip edilmiştir. Cevabımız D şıkkı. 6. Ahmet'in yaşadığı yerde yüksek ve belli alanlar çoğunlukta olduğu için ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Bu nedenle Ahmet'in yaşadığı yerin nüfusu seyrek'tir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni olabilir? Bakın arkadaşlar, yüksek ve engebeli olduğu için buna biz yer şekilleri diyoruz. Yani nüfusun seyrek olmasının sebebi tabii ki yer şekilleri. Cevabımız A. 7. Türkiye'de özellikle yaz mevsiminde inşaat, turizm ve tarım sektöründe çalışmak için mevsimlik göçler olmakta ve Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Ordu, Giresun gibi merkezlerde geçici nüfus artışları meydana gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçe örnektir? A. Üniversite eğitimi almak isteyen İnci'nin İstanbul'a taşınması. Arkadaşlar bu bakın İnşaat, turizm ve tarıma girmiyor. Üniversite eğitimdir. B. Mühendis Ahmet Bey'in mesleğini yurt dışında sürdürmesi bu yine buradaki gibi değil arkadaşlar. Olmaz. C. Selin'in yaz tatilinde otelde çalışabilmek için Antalya'ya gitmesi bakın otelde çalışmaya gidiyor arkadaşlar. Turizm olduğu için buradakine örnektir. Cevabımız C. 8. Siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireylerin ya da toplulukların bulundukları oturdukları yerleşim yerlerini bırakarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitmelerine göç denir. Aşağıdakilerden hangisi iç göçlerin sonuçları arasında gösterilemez? A) Ülke nüfus artış hızında düşüş yaşanması. Arkadaşlar bakın iç göçler nüfusu değiştirmiyor. Sadece şehirlerin nüfusunu değiştiriyor. Ülke nüfusunu etkilemez. O yüzden cevabımız A diyoruz. 9. Şiddetli yağıştan sonra meydana gelen heyelan çay bahçelerimize zarar verdi. Bu yüzden üretim yapamadık ve iş bulmak için İstanbul'a göç ettik. Göç nedenini bu sözlerle açıklayan biri hangi kentten göç etmiş olabilir? Arkadaşlar bakın burada çay üretimi tabii ki Rize cevabımız E. 10. Mısırlılar resimli yazıyı kullanmışlardır. Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlardır. Güneş yılı esasına dayanan bir takvim hazırlamışlardır tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdir. Verilen bilgilere göre Mısırlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Yazıyı kullanan ilk uygarlık olduğuna Arkadaşlar yazıyı kullanan ilk uygarlık tabii ki Mısırlılar değil. Burada resimli yazıyı kullanmışlar. Bakın icat etmemişler. O yüzden cevabımız A şıkkı. 11. En önemli eseri mukaddimedir. Sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Tarih ilminin önemi amacı ve faydası üzerinde durmuştur. Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk İslam bilim insanı hangisidir? Tabii ki İbn Haldun arkadaşlar. Cevabımız A. 12. 15. yüzyıldan itibaren matbaa sayesinde çok sayıda kitabın basılması aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır? A. İşçi ücretlerinin artmasını B. Skolastik düşüncenin gelişmesini C. Bilgi alışverişinin hızlanması Tabii ki matbaa sayesinde bir sürü kitap basıldığı için bilgiler hızla yayılmış ve başkalarından da bilgi edinilmiş oluyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız C diyoruz. 13. İyon medeniyetinde fikir serbestliğinin olması bilimsel gelişmelerin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. İslam medeniyetinde Abbasiler bilimsel ve kültürel gelişmelere öncülük etmiştir. Darül Hikme'de bazı Abbasi halifeleri bilim insanlarının tartışmalarına bizzat katılmış ve her düşüncenin serbestçe tartışılmasını sağlamışlardır. Bu bilgilere göre İyonlarda ve Abbasilerde bilimin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Tabii ki bakın burada özgür düşüncelerden bahsediliyor arkadaşlar. Buradaki yöneticiler bilim insanlarına karışmıyor, özgürce onların tartışmasına dikkat ediyordu. Cevabımız A şıkkı. 14 Türk İslam toplumlarında ibadete, eğitime, sağlığa, kültürel etkinliklere yarayan birçok yapı ve kuruluş vakıf yoluyla oluşturulmuştur. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yapılardan hangisinin vakıflar aracılığıyla yapıldığı söylenemez. A. Hastane B. Saray C. Medrese D. Cam Saray devlet yaptırıyordu arkadaşlar. Vakıflarla alakası yok. Cevabımız B. 15. Osmanlı Devleti'nde yeni topraklar fethedildiğinde araziye emin ve katipler gönderilirdi. Emin ve katipler toprağı elde edilen gelire ve toprağı işleyen nüfusuna göre kaydederlerdi. Ardından da arazi gelirleri açısından belirli dilimlere bölünürdü. Has, zahamet, tımar olarak adlandırılan bu araziler vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve sipahilere dillik olarak verilirdi. Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A- Toprak kayıtlarını emin ve katipler tutarlar. Bu zaten burada var arkadaşlar. Doğru. B. Araziler has, zeyamet ve tımar olarak ayrılır. Bu da burada var. C. Araziler devletin görevlerine dirlik olarak verilir. Bakın bu da zaten vezirlere, beyler beyine veriliyormuş. Bu da var. En önemli toprak parçası ziyamettir. Burada ziyametin ne olduğundan bahsedilmemiş. O yüzden bunu söyleyemiyoruz. Cevabımız D şıkkı. 16. Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin yararları arasında gösterilemez? A. Karşılaştırma yapılarak en uygun ürüne ulaşılabilir. Evet, internette bunu çok yapıyoruz zaten. B. İndirimleri ve kampanyaları takip etmek zor olabilir. Hayır, aksine çarşıya pazara gitmeye gerek kalmadan bunları takip edebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız B diyoruz. 17. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabıyla başlayan sosyal ve ekonomik hayattaki değişimlerden biri değildir? A. Üretim teknolojisindeki gelişmeler ile nüfusun belli noktalara toplanması ve şehirleşmenin ortaya çıkması. Evet bu değişimlerden biridir. B. Üretimde makinelerin payının artmasıyla işsizliğin ortaya çıkması. Evet yine bu da bir etkilerinden biri. C. Üretimin artması ile birlikte ham madde ve pazar ihtiyacının da artması. Evet yine bu da etkilerinden biri. D. Üretim teknolojisinin gelişmesiyle tarımsal üretimin azalması demiş. Tam tersi artmıştır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 18. Türkiye'de eğitim sağlık gibi hizmetlerin devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti niteliklerinden hangisiyle ilgilidir? Arkadaşlar devletimiz bunları ücretsiz bir şekilde karşılıyorsa bu Tabii ki sosyal devlet olma ilkesiyle alakalıdır. Cevabımız B şıkkı. 19. Türk demokrasi tarihinde 23 Nisan 1920'de Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde açılan Büyük Millet Meclisi'nin önemi büyüktür. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması gerektiğini düşünen Mustafa Kemal Paşa, meclisin açılmasını sağlayarak demokratik değerlere uygun bir devletin ilk adımlarının atılmasında öncülük etmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir. Arkadaşlar millet meclisimiz milli iradeye önem verildiğinin en büyük kanıtıdır. Cevabımız A şıkkı. 20. Atatürk tarafından 1930 yılında kadınlara muhtarlık seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınlara verilen bu haktan yaralanan Aydın'ın Çin'e Demirdere köyünden Gül Esin 1933'teki muhtarlık seçimlerinde muhtar adayı oldu. Gül Esin aldığı oylarla Türkiye'nin ilk kadın muhtarı seçilerek tarihe geçti. Metinde verilen bilgi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerinden hangisi ile eşleştirilebilir? Tabii ki arkadaşlar burada kadınlarımıza seçme ve seçme hakkı verildiyse bu demokratik devlet olduğumuzun bir göstergesidir. Cevabımız C. Demokrasi yönetimi hakimiyetin millete ait olduğu siyasi bir rejimdir. Bu nedenle demokratik devletlerde yöneticiler seçimle iş başına gelir. Vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Herkesin eşit oy hakkı vardır ve seçimlerde oylama gizli, oyların sayımı açık yapılır. Buna göre demokrasi yönetiminin 1. Ülke yönetiminde halkın iradesi belirleyicidir. 2. Tüm vatandaşlar eşit siyasi haklara sahiptir. 3 seçimlerde sayım gizliliği esastır. Özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Arkadaşlar dikkat edersek burada oy sayımı açık yapılıyor. Burada gizli demiş. 3'ü eledik. Halkın iradesi demiş. Doğru. Eşit siyasi haklara sahiptir. Bu da doğru. 1 ile 2 diyoruz. Cevabımız A. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.